Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere et sote tarifim var. Lokum gibi et nasıl pişirilir onu biraz sizlere anlatacağım. Öncelikle tavayı etimizi alıyoruz. Tava mutlaka ısınmalı arkadaşlar. Şöyle eti bir anda eklediğinizde şöyle gördüğünüz gibi rengi hemen değişmeli. Sırası geldikçe videomda sizlere detaylarını anlatacağım. Ben kuzu eti kullandım. Şöyle 1 kiloya geçik bir et var burada. Kızgın tavaya etinizi attığınızda hemen rengi değişecek, dışı mühürlenecek, içi sulu sulu olacak. Bu gerçekten önemli bir püf noktadır. Hafif yağlı bir et kullandım. Kapağını mutlaka kapatarak pişirelim ki et tamamen kendi suyunu salsın ve kendi suyunda pişsin. Eğer dana eti kullanacaksanız kendi suyunu çektikten sonra biraz su ekleyerek haşlamanızı öneriyorum. Etler kavrulurken ben de sebzelerini doğrayacağım. 1 tane büyükçe kapya biberi, 3 tane soğan, 3-4 tane yeşil biber, 3 diş sarımsak ekleyeceğim. Soğanları küp küp doğruyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Sarımsakları da aynı şekilde küp küp doğruyorum. Çok aşırı inceltmedim arkadaşlar. Sizler doğrama işlemini tamamen kendi zevkinize göre de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten lokum gibi sebzeli et kavurma yemek istiyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin derim. Yeşil biberleri de aynı şekilde doğruyorum. Çok aşırı içerisinde büyük büyük kalsın istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Eğer daha çok üzerinde kalsın istiyorsanız sebzeleri daha iri jülyen şeklinde de doğrayabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olanlara ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Kapya biberini de bu şekilde hazırladım. Bir kenarıya alıyorum ve domateslere geçiyorum. 3 tane orta boy domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını soydum ve küp küp doğruyorum. Domatesi de aynı şekilde ince ince doğramayı özen gösterelim. Ve etimizi kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi suyunu çekti. Eğer dana eti kullanıyorsanız bir miktar suyla öncesinde kaynatın. Çünkü biliyorsunuz dana eti bir tık geç pişiyor. Bolca soğan ilave ediyorum üzerine. Şöyle soğanla birkaç dakika çevirdikten sonra diğer malzemelerini ekleyerek devam edeceğim. Kapağını mutlaka kapatarak pişirelim ki verdiğimiz sebzeler içerisinde yumuşasın. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Soğanlar ve biberler gördüğünüz gibi yumuşadı ve istediğim kıvama geldi. Üzerine domatesleri ilave ediyorum. Şöyle bol domatesli harika bir et sote oluyor arkadaşlar. Kırmızı toz biber kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle göz kararı yarım çay kaşığından bir tık fazla karabiber ekledim. Üzerine bir miktar tuz ilave ederek kapağını kapatarak kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Evet, domatesler suyunu tamamen bıraktı. Gördüğünüz gibi sebzelerimiz de gayet güzel bir şekilde ne çok aşırı gözüküyor ne de çok aşırı kayboldu. Tam istediğim kıvamda oldu. Şöyle lavaşın arasında dürüm olarak inanılmaz lezzetli olacaktır.
Evet, et sotem servisi hazır. Tabii ki neyle? Pilavla servis edeceğim. Şöyle tane tane pilavımın yanında et sote kavurma tarifim hazır. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Pamuk gibi yumuşacık etlerimiz pişti. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna doğru geliyorum. Şöyle pilavın da taneliğini göstermek istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.